Herkese selamlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün William Shakespeare'ın doğduğu topraklardayız. Bugün Stratford'dayız. Burada size William Shakespeare'ın doğduğu evi falan göstereceğim. Bunun yanında burada bir festival havası var. Onunla alakalı videolar çekeceğim. Umarım eğlenceli görüntüler izlersiniz. Şimdilik videomu izlemeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, arkamdaki ev William Shakespeare'ın evi. Bak, yüzyıllar öncesinden olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu diyen dünyaca ünlü, tanınmış bir yazar, şair. Sizlerle, içeriden şu anda giremiyoruz pandemi mevzusundan dolayı. Ancak mümkün olduğunca size görüntüyle göstereceğim evin etrafını. Bir de kilise varmış. Aslında yani kilisede de mezarı varmış. Girebilirsek onları da göstereceğim. Çevre çok güzel. Evler bayağı bir otantik. Hepsini mümkün olduğunca sizlere yansıtacağım. Hadi bakalım. Shakespeare'ın önündeki hediyelik eşya satan yerin önünden çıktım. Evet, arkamdaki ev de William Shakespeare'ın yeni eviymiş. Arkadaşla şimdi konuşurken konusu açıldı. 120 pound'a almış bu evi ve o zamanın en pahalı evlerindenmiş. Yine maalesef kapalı. Aralardan falan görüntü alabilirsem sizinle paylaşacağım. Evet, bu kısımda böyle uzun bir kanal var. Kanalda işte klasik küçük kayıklar falan var, büyükler de var. İnsanlar burayı da böyle bu şekilde geziyor turistik olarak. Zaten hani burası William Shakespeare zaten dünyaca ünlü bir yazar. Yani birçok şey onun adına kurulmuş. Birçok otel, restoran, hediyelik eşya vesaire her şey onun adına kurulmuş burada ki hakkı var. Sizi şöyle şu görüntüyle tekrardan baş başa bırakayım.
yet heaven knows it is but as a tomb which hides your life and shows.